Şov'a hoş geldiniz. Birine sürpriz yapan var mı hiç ve yaptığı sürpriz sırasında işleri çok da yolunda gitmeyen? Şurada beyefendi var. Merhaba. Merhaba. Ben Ankara'dan Hüseyin. Hüseyin Bey, buyurun. Benimki birazcık facia oldu. Ama sonu mutlu bitti. Eşim. Lüks bir otelde evlilik teklif edecektim kendisine. Eşinize? Evet. Otel odasında bekliyordu kendisi ama hiçbir şeyden haberi yok. Peki ne diye gitti otel odasına? Yok. Şu, ya, günü bildik ama kalmadık. Yani ben... Pot kırmayayım şimdi. Ben yanlış bir soru mu sordum? Yani şöyle... Evlilik teklif edeceğimizi bilmiyor. Biz oraya spa'ya falan gittik. Böyle termal. Termal bir otel normalde. Onu o şekilde kandırdım, götürdüm. Kendisinin evet. de haberi yok. Yani spa faaliyetlerini odada sunuyorlar. Yok, odada değil. Odaya hiç girmedik bile. Ben kendime... Ben rahatsız oldum. Ben yanlış anladım, affedersiniz. Ben zannettim ki hanımefendi odada bekliyor, o yüzden. Yok, yani odaya girmedik daha. Ben ona dedim... Ben ona rahatsızlandığımı söyledim. Yani çok kötüyüm dedim şu anda. Sen bekle dedim ben. Ben bir dedim, otelin doktoru falan vardır herhalde. Bir ilaç falan alayım, çok kötüyüm dedim. O arada da yukarıya organize etmeye gidiyorum işi, restoran. Elimde flash bellek var. Hani içinde müzikler falan var. Restoran şefine vermem lazım. İşler o kadar hızlı gelişiyor ki ben de biraz geç gittim oraya. Bir yandan da çiçekçiyi aradım. Çiçek bekliyorum. Bayağı bir gecikti. O beni bir yandan arıyor. Nerede kaldın sen? Beni burada bekletiyorsun. Hanımefendi elim... nerede bekliyor? Nasıl? Hanımefendi nerede bekliyor? Odasına bekliyor. Ya ama işler öyle değil işte. Biz birazcık öyle çekiyoruz. Ya ben elimde flash bellek. Koridorlarda koşturuyorum. Bir yandan da o arıyor. Yalan söylüyorum. Ya belki Türkiye 100 metre rekorunu kırdım. Koridorlarda öyle bir gidiyorum restoranta. Bir yandan da çiçekçiyi bekliyorum. İkisi de olmadı. Ne çiçek geldi, ne flash belleği restoran müdürünü yetiştirebildim. O arada da yemek başlıyor 7.30'da. Yukarı kata çıktık. Çiçeği artık restoran müdürü verdi eşim. O sonradan geldi zaten çiçek falan. Flash bellek de yok artık, kafalarına göre ne çaldılarsa. Şansımıza da o gün tango günü mü? Öyle bir şeydi herhalde. Tangoyu... Bilmiyoruz. Hiç yoktan çifte telli olsa oynardık yani karşılıklı ama... Teklifi yapabildiniz mi? Yaptım. Ha, önemli olan o. Güzel yaptım ya. Bitişi iyiydi. Duymadım. Yani final iyiydi. Final teklifi yaptınız, tango işi. Evet. Sonra? Yemek yedik, arabaya bindik, gittik. Tamam. Ne zamandır evlisiniz? 2 ay oldu. Güzel. Hı-hı. Ama teklifi yazın yapmıştım. Keşke kışın yapsaydım, yani o kadar teklifi... terlemezdim. Evlilikten önce yaptınız değil Tabii mi? Tabii canım. İyi, onu doğru yapmışsın. Yani o, evlilikten sonra yapsam evlilik teklifi olmaz. Evet. Mutluluklar diliyoruz efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Şimdi bir arkadaşımız da sevdiği kişiye bir sürpriz yapacak. Bakalım bu sürpriz yerine ulaşacak mı? Güzel olacak mı? Neler yaşayacaklar? İzleyip görelim efendim. Buyursunlar. Bu ne ya? Kutu? Yemek masası ne? Allah Allah. Şuraya koyduğum sopayı. Alayım da önceden sakladığım sopayı. Çünkü bir terslik var gibi duruyor değil mi? Allah Allah, bu ne ya? Kim aldı bunu? Ne çıkacak? Kon içinden. Allah Allah. Biri sürpriz yaptı ama... Sürpriz!
şimdi İsmail aşkım? Ya döverken bir baksana yüzüne kimi dövüyorum diye ya. 4 kere vurdun. Ayrıca sizin evde meşe odununun ne işi var? Babam seviyor. Evet, o yüzden. Ayrıca sen buraya nasıl girdin ya? Ben seninle konuşmuyorum. Bu şekilde girdim. Hayatım benim. Babam şehir dışında, amcamları yatıya gitti deyince ben de ne yapayım? Geldim sana muazzam bir akşam yemeği hazırladım ve çok büyük, muhteşem bir sürpriz hazırladım hayatım. Bunlardan etkilenmiyorum ya. Hani sen evlenecektik biz. Ne oldu? Hani ev bulacaktın? İşte sürpriz oraya varıyor. Evlenebileceğiz nihayetinde Burcu. Nasıl? Gerçekten mi? Evet. Ay, evleniyor muyuz? Evet. Doğru mu? Evet. Ay çok sevindim şu an. Ev mi buldun? Hayır hayatım. Sihirli bir kutu buldum. Aa, muhteşem. Aa, çok beğendim. Buraya 3 tane bir koltuk koyarım ben. Burada takılırım, buraya bir kat çıkarız. Burada da annemler kalır. Muhteşem olur ya. Sen beni dalga geçiyorsun. Bu ne? Geçmiyorum, geçmiyorum, geçmiyorum. Gerçekten. Bu sihirli kutu, bu benim yeni gösterim hayatım. Önce çok para kazanacağız, zengin olacağız. Daha sonra evleneceğiz. Sen beni böyle şeylerle kandıramazsın ya. Sen beni kaybetmek mi istiyorsun? Evet, tam olarak seni kaybetmek istiyorum. Ne? Ne diyorsun öyle artık? Öyle değil, öyle değil. Hal etme. Mecazen, mecazen hayatım. Ben seni bu kutunun içinde kaybetmek, daha sonra tekrar ortaya çıkarmak istiyorum. Muazzam bir kutu, harika bir gösteri buldum. Çok para kazanacağız Burcu. Gel bak nasıl çalışıyor, göstereyim. Bu kutu İçeri ya. Giriyorsun. Kaybedeceğim beni. Giriyorsun içeri. Sonra çıkaracağım. Evet. Kapıyı kapatıyoruz. Ve... sihirli kelimeleri söylüyoruz. Abra kadabra deyip kapıya vuruyoruz. Açıyoruz ve... Vallahi yok! Allah! Ve muhteşem sihirbaz İsmail kız arkadaşını yok etti. Şu anda geri getiriyor. Kapıyı kapatıyoruz. Sihirli kelimeyi söylüyoruz. Abra kadabra vuruyoruz ve işte... Ha. Lan düğmesi falan mı var ya? Abrakadabra ve... Allah ela bağırsın o. Ya Allah! Ya Allah! Ne oluyor ya? Biri gör. Dur Allah aşkına seni. Yok, ben gidelim. Yemin ediyorum ya. Baba niye amcamla tartışın anlamadım ki ya. Savunmayın ama şu herifi. Savunmayın oğlum. Ne yaptığını hepiniz gördünüz onun. Ne gördük ya, ne gördük? Açık çay verdi dedin, hepimizi topladın eve getirdi. Açık çay değildi kızım o. O bir saldırıydı. O bir küçümsemeydi, o bir aşağılamaydı. Anlamıyorsunuz tabii siz. Açık çay ha? Bir kolonyası gibi koymuş önüme, ben de onu içeceğim. Yah ya. Vallahi sende sinir var ha. Ya var, var. Ben sinirliyim, öfkeli bir mizacım var benim. Ben şiddete meyilliyim kadın. Sakinleşemiyorum da. Yürü. Bu ne? Ne bu? Kutu. Zeka Pınar ya, bu ne? Masa. Helal olsun vallahi, benim çocuğuma bak ya. Aç bakayım şunun içinde ne var. Burcu kız neredesin? Burcu! Al onu! Tamam. Ay! Nasıl yardımcı olabilirim? Biz Burcu ablama bakmıştık. Burada abla yok, iyi günler. Ya, baba, burada yok. Öyle mi? Bir dışarı bakalım oğlum orada mı? Bakayım ben. Gel lan, gel lan buraya. Gen israfı. Gen israfısın ya. Kimsin lan sen? Sen kimsin oğlum? Açık diyebilirim efendim, açık diyebilirim. Ben kızınızın erkek arkadaşıyım. Sizin şehir dışında olduğunuzu öğrendiğimden ev boş olduğu için geldim ve kızınıza son numaramı gösterdim. Ay. Baştan al, baştan. Baştan al, başka şekilde anlattı. Efendim, son numaram dediğim bu kutu kutu sihirbaz. Ben sihirbazım. İsmail'im ben. Efendim, benim Allah belamı versin ki niyetim çok ciddi. Kızınızla evlenmek istiyorum ama parayı denkleştiremedim. O yüzden yeni bir gösteri yapılmak istedim. Vallahi bununla birlikte çok para kazanıp kızınızı sizden isteyeceğim. Ben de bu kutuyu göstermek için geldim buraya Burcu'ya. Vallahi mi? Seni dövmek için yeterli veriye sahibim. Tamam mı? O konuyu kapat. Asıl önemli konuya geliyorum. Kızım nerede lan? Kızınızı az önce kaybettik. Ne? Ha, Bilal bana bir şey oluyor. Bir dakika, sıra bekle, bir dakika. Ne? Öyle değil. Ah!
Öyle değil efendim, öyle değil, öyle değil. Yani şey, mecazi anlamda bu kutunun içine girdi. Kutunun içinde kaybettik yani, öyle kaybettik yani. Ulan öyle desene! Ozan çabuk geri getir kızımı. Ha, hadi. Orada bir sıkıntı oldu, bir şey oldu. Ben anlamadım da o öyle getiremiyoruz hemen. Öyle oldu yani. Getiremiyor musun? Kızımı geri getiremiyorsun. Bak, sen eli yüzü düzgün bir meftaya benziyorsun, tamam mı çocuğum? Kızımı 5 dakika içinde geri getirmezsen... ...ben de seni kaybederim. Kutuda mı? 4 kollu kutuda, böyle gideriz. Kendinizi çok net ifade ettiniz. Ben o zaman hemen tekrar şeyini öyle şey yapayım. İzninizle buradan şey alayım. Abrakadabra! Ya abrakadabra! Ya burada düğmesi falan da yoksa bunun direkt... Hay Allah ya. Abrakadabra! Ya burada kadabra yaparım şimdi seni ha! Ama baskı altındayım. Lütfen böyle de yapmayın ya. Hanımefendi lütfen yani. Naime teyzeciğim siz de bir şey söyleyin. Ne söyleyeyim ben? Ne söyleyeyim kızıma o kuspokuslara karşı? Seni mahkemelerde sürüm sürüm sürdüm. Ne yaptın kızıma? Vallahi hiçbir şey yapmadım yani Naime teyzeciğim. Ben hiç çok suçsuzum. Gerçekten aldım böyle kızınızı. He. İçeri soktum. Ne yaptın? Kapıyı kapattım. Abrakadabra dedim. Kapıyı bir açtım. Baktım ki yok. Bak lan. Naime teyze... Naime... Naime teyze yok. Karım yok ulan. Bravo, kaybetti vallahi. Ulan, ulan hayran olma. Şiddet meyilli sor. Ne yapıyorsun sen ya? Anan kayboldu oğlum. Anan yok şu an. Ne yapacağız? Ulan senin benim hanemdeki kadınlara karşı bir garezin mi var? Nerede oğlum benim karım? Bak çabuk geri getir diyorum sana. Çok çok haklısınız. Benim başıma gelse inanın aynı tepkiyi veririm ama... Yani ben şimdi yollamayı biliyorum ama getiremiyorum ya. İlk defa kullanıyorum. Acaba bunun bir kullanma kılavuzu falan onun... Arayalım, aldığımız yeri arayalım. Onlar bize söylerler. Öyle yapalım. Sana o kadar gıcık oluyorum ki şu an ama şunu kullanmayı bilsem... Şunu kullanmayı bilsem... Hemen hemen hallediyorum. Merak etmeyin. Hepsi sihir.com'a hoş geldiniz. Şapkadan tavşan çıkaramıyorsanız 1'i... Çıkardığınız tavşanı geri sokamıyorsanız 2'i... Kaybettiğiniz kişiyi geri getiremiyorsanız 3'ü, 2'ye böldüğünüz kişiyi tekrar birleştiremiyorsanız teslim olmak için 155'i tuşlayın. Sizi müşteri temsilcisine aktarıyorum. İyi günler, ismim Gülşen. Size nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler Gülşen Hanım. Biz şey aldık, bu sihirli mor kutulardan aldık da insan kaybedebiliyoruz ama geri getiremiyoruz. Peki hemen yardımcı olalım. Kutuyu açıp kapatmanızı rica edeceğim. Tabii tabii. Açın kapatın diyor. Şey yapalım. Açtık. Kapattık. Açtık. Yok hanımefendi gelmiyor. Yok de. Yok olmuyor. Anlamaktayım. Fakat ne yazık ki biz başka bir şey yapamıyoruz. İyi günler diliyorum. Ha. Problem yok yani. O çözülür diyorsunuz ha. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Harika bir şey. Onu deneyeyim o zaman. O şekil hallederiz. İyi günler. Ne oldu lan? Çözdün mü? Hayır, her şey yolunda diyor. Bu şey diyor, bu iki kapıya diyor. Bunun diyor, burada diyor, butonu var diyor. O butmuyorsa diyor, o zaman diyor, o şekil olur diyor. Şimdi siz gözünüzü kapayın, ona kadar sayın. Ben bir şekilde onu hallediyorum. Şimdi bana yeni pin kodu falan onları söyledi. Kapayın gözünüzü, ona kadar sayın. Sayın. Abrakadabra, okaliptus kefirus. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun sen? Ama ne olur çok baskı altındayım ya. Sonra niye bizim memleketten Harry Potter çıkmıyor falan yani? Ulan bana bak Harry Potter. Sana yaşama tutunmak için son bir şans veriyorum, tamam mı? Karım, kızım nerede? Çabuk geri getireceksin onları yoksa... 25, 26, 27, 28, 29, 30. Fikri, ne yapıyorsun oğlum? Ona kadar sayıyorum baba. Saat 8:30, 1,5 saat daha var. 1 saat de baban için say, tamam mı yavrum? Lan çekil şuradan gözüm görmesin, uzak dur ya. Aç ulan karım nerede? Çabuk getir karımı. Şu an tam olarak ben de gelecek, o öyle hissettim yani. Hay Allah'ım. Allah'ım ne olur yardım et ya Rabbim inşallah. Seni bir an kaybettim zannettim Burcu. Ulan kaybetti zaten gerizekalı. Allah'ım kızımın altı yok. Ne? Altı yok kızım.
Çabuk kızımın altını geri getir. Baba, ben İsmail'siz yaşayamam. Ne olur kızma ona. Yarım kalırım. Ulan zaten yarımsın. Ama bu kafayla bir yere varamayız lütfen yani. Oğlum asıl bu kafayla hiçbir yere varamayız. Ayakları yok. Kapa şunu. Çabuk kızımı geri getir. Çabuk, tam istiyorum. Baba, bizim internet yavaş ya. Belki ablam yavaş yavaş iniyordur. Bu burada çekmiyorsa başka bir yere mi alsak acaba? Burada çekmiyor galiba. Ya Fikri, sen nerede çekiyorsun oğlum? Nerede çekiyorsan ben oraya yerleşeceğim. Söz veriyorum ya. Çabuk kızımı tamlan. Böyle de iyi, çok kafa kız yani. Böyle kalsın istersen. Tamam, ben hallediyorum. Aşkım, sakın bir yere gitme. Bakın, eskisinden daha iyi olacak efendim. Haydi bakalım. Harikasın. Canım kızım. Çok korktum biliyor musun? Bir tanem benim. Ay. Ay, ama sanki hala bir şey eksik ya. Anne, babam yok. Babanım ben senin, gerizekalı. Anan yok. Ama doğru, anası yok. Bilal bu taraflardayım. Ha, şey, ses o taraflardan bir yerden geliyor. Nereden Naime? Neredesin? Şuradan geliyor olabilir mi? Nereden? Ha. Acaba... O benim annem değil. En azından şu davşanla ananı ayırabildiğine çok sevindim ya. Hayır yani burada bir yerde olması lazım. Şuradan... Ne o? Şunu şöyle... Buralarda bir yerde. Ya. Bir lan bana şunu bir. Naime! Mendilin ucunu tut kızım. Naime! Tut ucunu tut. Yani mendilin ucunu tut. Naime, hiç merak etme. Kadının bulacağım seni, kadınım. Kadınım. Ne? Kadınım mu? Kadınım. La in aşağı. Abi Volkan Konağı burada ne işi var ya? Naime, ha gördüm seni. Hadi kızım. Allah'ım sana şükürler olsun Allah. Kızım bak, hemen ayrıl bundan. Vallahi bak, içerisi pislik dolu ha. Sen kendin de kaybeder bu yakında. Bak, ananın kafası yeni geldi, gördün mü? Karımın altı nerede lan? Yo, yani isterseniz bakın, güzel bir başlangıç olduğunu ben size taksit getirsem olmaz mı? Ulan bir de benimle dalga geçiyor. Öldürürüm seni çocuk. Karımın altı nerede lan? Tamam. Karımın altını getir çabuk. Baba. Burada. Nerede? İsmail, ne yapıyorsun? Babamı mı kaybedeceksin? Vallahi babanı kaybetmesem hayatımı kaybedeceğim hayatım. Dur yapma. Bir günde ben bütün ailemi kaybettim. Anne, bu çok acı bir şey değil mi? Ya zaten kafam yerinde değil. Sus Fikri, Allah'ını seversen ya. Ya çok özür dilerim hanımefendi. Sizin başınıza da yani bu şeyleri açtım ettim ama... Hay Allah ya. Ne yapalım? Artık yapacak bir şey yok. Hokus pokus. Ay. İçeride mi acaba? Ne oldu? He? Kaybedemedin beni. Şimdi ne yapacaksın? Söyle bakalım. Karımın altı nerede lan? Senin altını bana takmış manyak ya. Bu ne oğlum? He? Yani özür dilerim, yani iyi tarafından bakın. Ne diyeyim yani? İyi tarafı mı? Seni ben boğdum. Yok yok. Ben seni boğdum yavrum. Gel buraya. Gel buraya. Çabuk gel buraya. Eteklerim yukarısı yere değiyordu ya. Kadın, sıyırdın mı sen? He? Ben burada adam koşturuyorum. Şimdi ben etekle mi sıyırdım? Al lan sana. Bak yap çocukların önünde. İsmail, ne olacak şimdi? Ne yapacağız şimdi? Hayatım bilmiyorum ama benim yapabileceğim tek bir şey kaldı. Açma lan, gel buraya. Çık lan. Kadın. Ya sen daha kadını bulamadın mı ya? Siz ortak mı çalışıyorsunuz? Gel lan sen. Gel lan. Soru net. Evlilik mi, bekarlık mı? Yukarıda beyefendi var. Ben 7 yıl evlenmeden önce 7 yıl yalnız kaldım. Her şeyi kendim yapıyordum. Yani ütü olsun. Evlenmeden önce 7 yıl yalnız kaldınız. Yani ailemle beraber değildim. Yalnız kaldım deyince böyle özel bir şey... Benim için özel. Yani ailemle değildim. O yalnızlığınız sizin için özel. Evet, o zaman nasıldı, şimdi nasıl? Avantajları, dezavantajları? Ben çoğu şeyi yanlış yapıyordum. Mesela ütüyü yanlış yapardım. Temizlerken yanlış yapardım. Şimdi evlendim.
Yine yapıyorum ama bu sefer eşim gösteriyor bana doğrusunu. Ütüyü ben yapıyorum. Şimdi eşiniz doğrusunu gösteriyor, öyle mi ütülüyorsun? Aynen. Daha mı iyi oldu yani? Ya, şöyle... ütü dışında bir avantajı dersek... Yok, şöyle var. Mesela yalnız film izlemeyi seviyorum. Eşim de tabii ki bir şey izlerken diyor ki beraber izleyelim. Ben de o yokken ütü yapıyorum. Ütü yaparken de filmi açıyorum. Artık film bitene kadar ütüleyebildim, ütülüyorum. Bir evlilik ancak bu kadar güzel anlatılırdı. Kaç yıldır evlisiniz? 1,5 yıl oldu. Peki, mutluluklar diliyorum efendim. Başka var mı? Şurada beyefendi var. Ben Mesut Barlo. 29 seneden beri evliyim. Hem bekarlığı hem evliliği bir arada yaşıyorum ben. Yani şöyle, bu da mutluluğumuz herhalde ona bağlı olsa gerek. Şöyle oluyor, ben Almanya'da yaşıyorum mesela. Şu anda 2 haftalığına buraya tatile geldim. Ve çok mutluyum. Arkadaşlarla gezebiliyorum mesela. Maça gidebiliyorum. Tiyatroya gidebiliyorum, her yere gidebiliyorum. Hanımefendi niye gelmiyor? O da belli zamanlarda kendisi geliyor. Bazen de beraber geldiğimiz de oluyor. Orada çalışmak zorunda olduğu için. Herhalde birbirinize böyle alan tanıyorsunuz, öyle mi diyeyim? Aslında bunu ben birkaç psikologdan da duydum. Mutluluğun gerçek yolu eşlerin belli zamanlar, aralıklarda ayrı yaşamasıymış. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Psikoloğun adını sorsak şu an tabii... O aramızda kalsın. Tabii. Ama bu arada karımı da çok seviyorum. Buradan sevgiler söylüyorum Almanya'ya. Evet. 2 hafta sonra döneceğim. Ne yapacaksınız burada 2 hafta? Ben burada zaten burada vergiler olsun, bir işlerim var zaten genellikle. Onları ayarladıktan sonra akşamları böyle işte kendime zaman ayırıyorum. Kültürel, sanatsal faaliyetler. Her türlü var. Maç olsun. Yok ama şey böyle hakikaten yanlış anlaşılmayacak derecede yok. Bir özgürlük, bir alan. Birbirine karşılıklı güven olduktan sonra zaten gerisi yalan. Harika. Mutluluklar diliyorum. Çok efendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Bizim şimdi bir arkadaş grubumuz var efendim. Çok eski arkadaşlar. Kimi evli, kimi bekar, kiminin çocuğu biraz daha büyük, kiminki daha küçük. Bir araya geliyorlar. Bakalım hangisi güzelmiş. Kendi aralarında konuşuyorlar. Karar verebilecekler mi? Görelim. Buyurun. Misafir bekliyorum da Azizbek. Misafir bekliyorum. Siz ne gelmişsiniz? Siz ne zaman geldiniz bana? Ben buradaydım. Ay çoktandır oturuyorsun sen. Burada oturuyorum. Hadi maşallah harika. Ay geldiler. Geldiler. Öyle mi? Biz izleyelim de oynayalım. Üstünü başını düzeltseydin be kızım. Ay, benim çocuk 72 saattir uyumuyor da. Ben de onunla birlikte uyuyamadım işte. Ama şimdi iyiyim yani. Uyku falan yok. Çocuğu da anneme bıraktım. Tamamen sizde olacağım diye. O gün ne oldu biliyor musun? Çok tatlı bir şey oldu. Bana böyle baktı. Alırım onu, alırım. Ay, kız ya. Görüyor musun? Bak görüyor musun? Yeni doğurunca böyle oluyor ya. Çok yoruluyorsun. Çocuk uyumuyor filan. Belli ki sabaha kadar uyumamış. Kıyamam sana ya. Ay, yazık. Üf. Bırak yeter. Uyusun orada. Sağ ol vallahi. Sayende toplandık yani. Kaç üniversiteden beri kaç yıl oldu görüşmüyoruz bir türlü. İyi ki çağırdın bizi kız. Evet ama şekerim görüşemedik bir türlü. Üniversiteden mezun ol. Sen ayrı bir işe git, ben ayrı bir işe git. Biliyorsunuz ben evlendim. Evet. 2 tane çocuğum var. Maşallah elen pere fişkem gözlere fiş. Ondan sonra toparlayamadım o şeyi de. Yani aşırı mutluyum. Mesela bizim bir arkadaşımız var Almanya'da yaşıyor eşiyle. Ay diyor çok iyi gidiyor evliliğimiz diyor. Maşallah. Bir orada özgür diyor, bir ben burada. Ya görüşmüyorsunuz ki. Aynen. Böyle kendince kuplar bulmuş işte. Ondan sonra ama biz hep dip dibeyiz kocamla. Çok yakınız, çok samimiyiz. Evlilik biliyorsunuz mükemmel bir şey. Evlilik harika. Ondan sonra 2 tane de çocuğum var. Maşallah bana. Ondan sonra şimdi eşim çocuklarla parka gitti. Onları gezdiriyor, oyalıyor ki biz rahat rahat. Sohbet edelim. Aşk ama siz de ya mezun olur olmaz hemen Burcu ile evlendiniz. Ay ne var ama yani mutluyuz sonuçta. Siz evlenmediniz de ne oldu? Bekar kaldınız yani mutlu musunuz şimdi? Ben sana bir şey diyeyim mi Burcu? Ben aşırı mutluyum. Değil mi? Yani
kızlar bu nasıl anlatılır biliyor musunuz? Bu başka bir şey. Ya yani sonuçta evlisin. Ay nasıl büyük mutluluk biliyor musun bu? Ya için taşıyor ya resmen. Çok. Yani coşku oluyor değil evet. mi? Çünkü evlilik muazzam bir şey. Ya yani bunu evlenince insan anlar. Yani evlendiğin zaman başka bir kafa. Yani seviye nasıl yükseliyor? Ya müthiş. Anlatsa çıta nasıl yani tepede? Yani evlendikten sonra bak ben evlendim. Hayatımda o kadar çok düzen değişti. Her şey değişti. Biliyorsunuz ben bir yıl önce anne oldum. Evet. Ya Mustafa'nın içine öyle bir baba çıktı ki nasıl ilgili çocuğu seviyor, bana ilgisi. Yani çok tavsiye ediyorum, mutlaka evlenmelisiniz. Müthiş maşallah. Bir şey. Çok maşallah. Güzel. Az bir şey söyleyeyim mi? En mutlusu benim. Vallahi en mutlusu benim. Yani evlenmedim, hani böyle sevgilim falan yok ama şimdi düşünüyorum ya bekarlık özgürlük demek ya. Düşünsene yani harika. Karışalım yok, görüşelim yok, arayalım yok, soranım yok, yok da yok. Kafam rahat. Harika yani, çok mutluyum. Hayır, şimdi en mutlunuz benim. Lütfen, çok mutluyum. Bir de üstüne bak, aynı durumdayız. Bekarım, özgürüm, bir de arayanım, soranım çok. Allah! Şu telefon kızlar susmuyor. Ay, sürekli, ne yaptın, neredesin? Böyle bir erkekler çevremde böyle pervane. Ay. Nasıl bir ilgi, nasıl bir ilgi. Hem bekarım hem bir de böyle sürekli bir ilgi. Aşırı mutluyum bundan. Bekarlığımın zirvesindeyim. İnanılmaz mutluyum. Aşırı mutluyum, en mutlu benim. Ne güzel. Güzel. Yani bu da güzel ama şimdi eğer dersek ki kıyas yapalım. Çünkü hangileri mutlu, hangileri daha az, hangileri daha çok dersek şimdi biz ne diyeceğiz Burcu'na? Biz diyeceğiz. Neden? Çünkü biz evliyiz. Yani. Yani şimdi evlilik çok başka bir boyut. Yani evlendiğin için çok başka bir mutluluk yaşıyorsun. Evet. Yani yine de Burcu şeyi söylesene. Hani böyle evlenince nasıl bir zirvedesin? Ya müthiş bir şey. Yani ha? Zaten gelinecek nokta o. Zirve. Zirvenin zirvesi yani tepesi ha? Anladın zirve. Mı? Müthiş bir şey. Ya beynin yanar ya. Yanar. Öyle yanar. Müthiş bir şey evlenmek ya. Yani bana baktı ve anne dedi. O kadar tatlı bir andı ki o. Ay bir şey içmiyor muyuz? Hadi kızlar bir şey içelim. Ben bir emzik alırım. Ay beyni yanmış buna. Ah canım benim. Gülşen'cim hadi sen içeride geç biraz uyu. Ha, hadi kardeşim kalk. Gülşen bir kokuyorsun sen be. Kızım kokuyorsun sen. Aa. Ne kokuyorsun Gülşen? Ben benim oğluşumun kakalı bezini çevirdim. Kız unutulur mu? İki gün önce değiştirmiştim ya o hemen. Aferin sana hadi içeride kızlar gel. Ya. Biz hangi yıldayız? 2010 değil mi? Yok yok. Hadi bir uyusak sen bir dinle. Gel ya. Gel içeride sen de. Hadi sen birazcık içeriye yat. Obama ararsa haber verin. İçerideyim ben. Kızlar çok zor ya. İyi zamanlar böyle oluyor. Yani kafa gidiyor loğusalıkta. Bunu yanlış ama biz de böyle olmadı. Ama sonra geçiyor. Öyle olmadı. Yok sonra geçiyor. Benim oğlum 1 yaşında. Yani ben Mustafa'ya bıraktım. Rahat rahat çıkıyorum. Geziyorum. Bak siz de sohbetteyim. Rahatım yani. Maşallah maşallah. Aşkım arıyor mu ya? Hadi konuşalım. Alo, aşk kuşum. Ne bebek ağlıyor mu? Ha, bebek ağlar zaten hayatım. Onlar genelde ağlar ya. Ha, bebeğe bir şey mi oldu? Bebek hangisi mi? Şey, yani o yatağın içindeki bebek senin oğlun, kundaktaki oğlun senin. Gerizekalı gibi konuşma ya. Ne diyorsun? Susturma düğmesi yok bebeğin. Herhalde ağlayacak bebek. Canlılarda öyle bir düğme yok çünkü. Acıkmıştır. Sen dolabı aç tamam mı? Süt ver dolapta süt var. Sen ya salak salak konuşma. Kapat be! Kapat! Ya hemen anlamadı ya. Sinir bende böyle zıplatıyor öyle sinirimi. Ama arada oluyor mu tabii böyle şeyler? Normal. Tabii. Kusura bakmayın. Evliliğin tadı tuzu be, değil mi? Nasıl eşkisi olacak, nasıl tatlısı, tuzu olacak, biberi. Böyle evlilik şeyli bir olay ya, muhteşem bir şey. Zirve, yani başka bir zirve. Bunlara mı oluyor? Zaten çok kolay. Yani şey yapmayın, çocuğa bakmak çok basit, çok kolay. Kudret? Kızlar ne haber? Ne yapıyorsunuz? Ha, iyiler, iyiler. Yeter! Hay Kudret! Yeter yardım et. Ben içi değilim. İçi değilim ya. Yeter. Çocuk farkı mahşer yeri gibi. Çocukların biri kum yiyor. Öbürü arabanın camına sürekli kafa atıyor. Ben ikisine birden yetişemiyorum. Sinir sistemim çıkmak üzere yeter. Dur. Nasıl da şakacı? Hep böyle şakacı fırlama ya. Kudretciğim, ne yapıyoruz hayatım? Bir sakin oluyoruz değil mi? Bunlar olur. Bunlar... Çocuktur. Bunlar candır. Böyle parkta ufak tefek anlaşmazlıklar olur. Hmm. Sen bağırmayacaksın. Çocuklara sesini yükseltmeyeceksin. Anlayışlı olacaksın. Hadi git şimdi öyle davran Kudret çocuklar. Anne, davran.
ya? Gel lan! 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 Nasıl cilveliyim? Ha? Harika. Bunlar benim hep cilveler. Evin içinde böyle tatlı tatlı küçük oyunlar. Her zaman gizemi koruyacaksın. Ama aşırı mutluyuz. Görüyorsunuz nasıl aile tablom? Çok değil çok mi? Çok. Maşallah yani bana. Gerçekten şunca zorluğa rağmen hala mutlusunuz ya, size helal olsun ikinize de. Değilim ben mutlu. Ay vallahi itiraf edeceğim artık yeter. Değilim ben mutlu. Ay ben evlendim adam bir değiştim, bir öküzlük. Benimle ilgilenmek yok, umrunda değil. Bu ne ya? Sen kimsin ya? Asıl ben mutlu değilim. Ya bekarlıktan niye mutlu olacakmışım ben be? Hayret bir şey ya. Böyle sabah alarmını ertelersin ya saati. Ben her yıl biyolojik saatimi erteliyorum ya. Bu ne ya böyle? Geçen rahmin bana küfretti, duydum. Bak kulaklarımla duydum. Kız, rahmi kim? Arkadaşı, kardeşi bir şey var mı? Var arkadaşı, dalak. Tanıştırayım mı? En yakın arkadaşı. Bak, bekarlık işte böyle bir şey. Anlamıyorsun, anlamıyorum. Ay bu ne şimdi? Siz bekarlık güzel demiştiniz, özendirdiniz bizi. Ne oldu şimdi? Ben anlamadım. Güzel değil mi bu? Değil. Hey. Hiç değil. Ben yalan söyledim. Geldiğimden beri evlilik güzel, evlilik güzel. Ne deseydim ya? Kız ben çok mutsuzum. Ben zaten evli değilim. Onu bırak, sevgilim bile yok. Şu halime bak. Ya düşünsene yalnızsın ya. Gece de yalnızsın. Sabah da yalnızsın. Öğle de yalnızsın. Günde üç öğün yalnızım lan. Yalnızım. Kız düşünsene böyle yanında bir adam olacak. Şöyle pala bıyıklı bilmem neyi sevecek. Okşayacak, şey yapacak. Yok da yok anasını satayım. Bu ne ya? Bu ne, Allah kahretmesin. Düşünsene böyle gelecek. Aa diyeceğim kocacığım gelmiş. Aa diyeceğim onu yapacağım. Koca! İşte olmayan herkes. Yani anlıyor musunuz? Durumum çok kötü. Yani çok uzun bir şey. Sabah uyanacağım aynı yüz. Gece uyuyacağım. Ay, çok haklısın ya. Evlilik böyle bir şey işte. Sabah uyanıyorsun aynı yüz. Gece yatıyorsun aynı yüz. Mutfakta aynı yüz. Ondan sonraki her yerde aynı yüz. Kız! Evlilik berbat bir şey lan şu an. Çok pişmanım ya. Kızlar. Ben yalnız kalmak için tuvalete gidiyorum. Ya. Evet. Sen yalnız kalmamak için fazla mesaiye kalın. Kız bak ne diyeceğim. Hayırlı bir iştir. Aklınızı çalıştırın. Bu Kudret'in, Mustafa'nın böyle bir ne bileyim kuzeni, kardeşi, kardeşi bir şey yok mudur ya? Ay Mustafa'nın kız kardeşi var ama. Pardon, önemli. bunu daha istekli. Bu artık son soruşlar, son çırpınışlar. Sen öyle diyorsun da, ben var ya, yalnız kalmamak için gece işlerine fazla mesaiye kalıyorum. Yazık bana be, yazık. Kız bana bak, aklınızı çalıştırın. Ay. Benim durumum çok iyi değil. Aklınızı çalıştırın. Hayırlı bir iş bu. Kudurduk. Yani bir konuşun. Bir kocanızla konuşun, bir arkadaşımla kahvede, maçta falan filan, bende falan oynarken bir kardeş, kardeş, arkadaş yok mu bunların? Ay. Çok fenayım diyorum ya. Çok yedim. Yalan mı söyleyeyim? Yok, yedim. Yok. Evde nefes yok diye ben gittim, ne yaptım?
Kedi sahiplendim. Ay! Onun nefesi az geldi. Gittim bir de köpek sahiplendim. Baktım kediyle köpek de olacak iş değil. Gittim bir de muhabbet kuşu aldım. Maymun da aldım. İguana da aldım. Her şeyi aldım. Ev odama hayvanat bahçesi. Ya bittim ben ya. Yine yok, yine yok. Bir koca değil yani. Ah! Beyinsiz arıyor bak. Gereksiz arıyor. Efendim beyinsiz. Haklım, haklım. Ne? Süt ne mi? Tüt artık. Buzdolabını açacaksın. Cam şişenin içindeki beyaz sıvı şey süt. Bir yaşında çocuğa sen kıymalı pide mi vereceksin? Aa, senin ben Allah'ım benim. Kapat be, kapat. Sus be, ay. Sen sus be. Var. Ah canım, ah canım. Kızlar, net söylüyorum. Koca pişmanlıktır. Asıl bekarlık pişmanlıktır. Mahalledeki yaşlı teyzeler beni her yolda gördüklerinde hapishane kaçkını gibi bakıyorlar bana. Geçen gün evde kalmış kız kurusu diye siyah çelek bırakmışlar kapıda. Sana bir şey söylemiyorum, halimi siz anlayın. Kızlar. Ben gerçekten evlilere çok özeniyorum. Vallahi çok özeniyorum. Ya istiyorum biri beni sevsin. Böyle aşktan, sevgiden nefesim kesilsin istiyorum. Kudreti vereyim sana. O keser senin nefesini. Hayvan geçen gün 3 diş baş sarımsak yemiş, öyle gelmiş. Yes. Gece yatakta hırs, 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 hırs. Nasıl bir koku, nasıl bir horlamak. Ben nefesim kesildi. Olmuşum. Aa, benim nefesim kesildi. Ölüyorum diye uyandım. Baktım sarımsak her yeri basmış. Açtım kapıyı, pencereyi, camları ama 48 saatte çıkmadı o sarımsak. Böyle nefesini kesiyor adamın işte. Al. Yok, bana ne ya? Ya Tarkan evlendi ya. Arkadaş. Tarkan bile evlendi. Ya. Çocuğu oluyor, ya. Baba oluyor ya. Baba. Hadi artık ama ya. Ben de istiyorum böyle videolar çekeyim, böyle alayım. Belki de haklılar. Belki anladılar. Anne oluyorum. Böyle videolar çekmek istiyorum. Size aynı yaptı ya. Aynı yaptı ya. Ama gerçeğini yapıp çekip yollamak. Kızlar, ben o koca evde tek başımayım. Bak ben her yere tek başıma gidiyorum. Ben en son yıllar evvel tek başıma eğlenceye gittiğimde çarkı feleği kim sunuyordu kim biliyor musunuz? Kız? Tarık Tarcan. Kız! 100 yıl. Tarık Tarcan bekar mıdır hala? Kızlar, biz ilk evlendik ya. Böyle Titanik'teki Jack ile Rose gibi oluruz sanıyordum. Ya. Safiye ile Faiye döndü bizim içine. Bakın, ben evde tek başıma oturuyorum. Gece yatma saatim geldi, nasıl anlıyorsunuz? Nasıl? Biliyor musunuz? Şu telefonuma mesaj gelince, gece 11'de değil mi başlıyor bu ötmeye? Uyudun mu? Ne yapıyorsun? Durum nedir? Ne yapıyoruz diye mesajlar patır patır düşme. Ama gece 11'de. Bir tanesi de sabah günaydın yazmaz ama. Ya. Bir tanesi de hayırlı cumalar yazmaz. Hepsi gece virüsü yazıyor. Hepsi çünkü çok, hiçbiri benden ciddi düşünmüyor. Çok zor ama bu da. Ne yapacağız böyle? Ya. Bu ne ya? Ya kızlar bir şey diyeceğim ya. Şimdi benim bayağı bir hayli kafam karıştı. Şimdi biz Burcu ile evliyiz. Biz mutsuzuz. Mutsuzuz. Siz bekarsınız. Siz mutsuzsunuz. Evet. Niye? Ne olacak? Nedir yani bu durum? Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Siz mutlu evlilikte aradınız. Biz bekarlıkta aradık ama bakın dördümüz de mutsuzuz. Bulamadık. Burada bir iş var. Ne var? Düşündüm, düşündüm, düşündüm. Asıl problem ne biliyor musunuz? Biz mutluluğu kendimizde aramadık be. Doğru diyorsun ya. Evet. Yani ben hep çocuğu düşündüm mesela. Evet. Ay çocuklar böyle olsun, böyle daha iyi. Yok çocuklar onu istemez, o çocuklar bunu istemez derken... Evet. ...ne kocamın mutluluğunu düşündüm, ya. Ne kendi mutluluğumu düşündüm. Ha. Ay hata bende o zaman. Evet, hata sende. Doğru. Ama şey ya, kızlar bende de hata var. Yani ben de şimdi düşünüyorum, sesini düşününce yani... ...çocuk ne isterse ben yaptım şimdi. Ben baktım, her şeyle ben ilgilendim. Şimdi ben adamın kucağına çocuğu verince adam bir uzaylı gibi bakıyor çocuğa. Tabii anlamıyor yani. Ya. Hata bende de var, hata bende. Asıl hata bende. Hata konusunda rakip tanımıyorum. Öyle mi? Ben her zaman... Dışarıdan sevilmeyi bekledim. Evet. Biri beni sevsin diye bekledim. Ama ben hani dönüp kendimi hiç sevmedim. Bak yani. Görüyor musun? Vallahi. Çok... Bunu unuttuk lan. Allah'ım. Ay
bak bir şey canım. Uykusuzluktan iyice kafası gitti bunun bak. Kız Gülşen. Canım. Kız o nasıl bebek? Bir bak bakayım ne yapıyorsun sen? Öyle deme Sinem ablası. Alınır alınır bu. Ya bu çocuktaki ışığı bir tek ben mi görüyorum ya? Yok biz hepimiz görüyoruz. O kız o abajur elindeki abajur. Aa o çok güzel isim. Biz onu düşündük de koymadık. Onun adı başka. Mahmutcan. Baba! Kaydettim baba! Evlatım! Baba! Yavrum! Baba! Baba! Baba salla! Hadi baba! Hadi! Hadi baba salla! Cevap! İnanılmaz tıpkı! Kaydı baba! Sen bırak baba! Kırdım! Kaydı baba! Bir el at bir yardım et Allah'ını sana! Kaydı! Tut çocuğum oğlum çocuğum. Valla tut çocuğum. Tut çocuğum anneciğim. Siz annenizin ne söylediğini anlıyorsunuz mu tam olarak ya? Ben çözemiyorum. Ha? Ya bak! Ben bunların babalığından istifa edeceğim. Ben bunların büyük abisi falan filan bir şey olayım. Ne olur. Haydi. Burcu. Ya arıyorum arıyorum. Niye açmıyorsun hayatım? Bu çocuk hiç susmuyor. Sürekli ağlıyor. Bozuk galiba bu. Bozmuş olabilirim ben bunu. Yok. Sen bunu al da ben halı sahada maça gideceğim arkadaşlarla. Tek hata bizde olamaz. Yok, yok. Bunlarda da hata var. Allah'ım. Kız telefon... Efendim? Sinem ne haber? Uyudun mu? Kız saat 11 olmuş kalkın hadi geçin. Hadi. Ya akşam olmuş ben eve gidiyorum ben. Kızlar durun. Durun bir şey diyeceğim. Ben galiba hatayı nerede yaptığımızı buldum ya. Nerede? Yani niye biz bugüne kadar hiç iş paylaşımı yapmadık yani? Bunlar oturup çocuk bakacak. Evet. Biz de bu gece çılgınlar gibi eğlenip şöyle beraber yılların acısını çıkartacağız ya. Evet. Ne dersiniz? Vallahi ben varım. Ben varım. Ben de varım. Bu baksın be. Hep ben bakıyorum. Ben eve sen bakacaksın. Ama hayatım çocuğun ne olacak? Ulan bu benim çocuğum da senin amcan mı be? Bak işte. Bak büyüt. Ben gezeceğim. Oh ne güzel gezeriz şimdi. Bana bak. Biz partilerken bu ne olacak? Partilemek mi? Ha. Hadi gidelim ben orada da uyurum. Gel gel gel. O çocuğa bak. Ya birader pardon bir şey soracağım da. Efendim hocam. Sanırım ben bu çocuğu bozdum. Nasıl bakılıyor buna? Kumandası falan da yok yani baktım da. Oo birader senin hiç mi bilgin yok değil mi ya? Dur sen dur. Baba. Anam çocuk takılmış. Çekil abi. Sen ver onu bana. Buna ben bakayım. Ha. Sen de benimkileri al. Hadi. Aa ben varım. Çocuklar parkın orada maç yapmaya var mısınız? Hayır. Yalnız pis burun vurmak var. Hadi yürüyün gidiyorum. Amca! 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 Vallahi ustam ben sana diyeyim. En güzeli Almanya'da çalışacaksın. Parayı Türkiye'de yiyeceksin. Tamam yavrum. Şşş, sen alkışlama. Ne yapıyorsun? Ya bunların bu zamanları asıl en güzel zamanlarıymış ya. Ben neyinden şikayet etmişim ki bunun bu kadar? Yavrum senin içinde reaktör mü var? Uranyum mu yedin sen? Bu nasıl bir koku ya? Şşş, sus, sus, sus. Evladım sus. Birader! Bu çocuğu geri al buna! Benim de pişmişleri var! Efendim bizim iki arkadaşımız var. Oldukça talihsizler. Hayattan yana, aşktan yana, kariyerlerinden yana talihsizler. Bakalım iki arkadaşımız bu sefer bu talihsizliklerine ne çözüm buluyorlar? Bu gerçekten çözüm oluyor mu? İzleyelim. Veki. Rüyalar Caddesi'nde yine tek başımaydım. Tek tek. Lütfen bekle deyince sana koştum, sarıldım. Sıkı sıkı. Hayatımın ışığı sendin. Pırıl pırıl. Meğer sen trafik ışığıymışsın. Şaşırmadım. Çek yat aldım. Hiç açmadım. Tamam. Ben her gece yalnız yattım.
zekâtım. Çek yat aldım, hiç açmadım. Ben her gece yalnız yattım. Yine çok sapım, aşırı derecede sapım. İbrahim, hı? Farkında mısın? En kalabalık konserimiz bu oldu. Evet bro, bir önceki konserimizde ben hasta olduğum için gelememiştim. Doğru. Haftalardır bu konsere çalışıyoruz ve bizden başka bir kişi bile gelmedi İbrahim. Artık gerçekten çok sinirleniyorum. Evet, yüzünden anladım sinir olduğunu. Ben de dün şarkımızı YouTube'a yükledim ama dünya çapında hiç kimse şarkımızı izlememiş. Hmm. Telefonuma mesaj geldi. Bilal, YouTube'un sahibi Michael YouTube bize mesaj atmış. Hmm, ne diyor? Şarkıyı çok mu beğenmiş bro? Küfür etmiş. Her dilde küfür etmiş. Hmm. Bir daha bana şarkı yüklerseniz sizi savcılığa veririm demiş. Hmm. Tamam, boş ver. Kuzenim yüklemişti. Teşekkür et, kapat. My cousin was upload. Sorry. İbrahim, biz çok mu kötü şarkı söylüyoruz bro? Saçma bir yorum. Hayır bro. Hatırlasana, son kovulduğumuz mekanda sahnede inerken çok büyük alkış almıştık. Sahneden iniyoruz ya, alkış almıştık bro. Zaten o yüzden kovdu adam bizi. İbrahim, ben galiba artık kabullenip ailemin yanına döneceğim bro. Hı, aile demişken benim bir kardeşim oldu biliyor musun? Aa, İbrahim çok sevindim. Ziyarete gitsene. Gidecektim ama annem açmadı. Telefonunu mu? Hayır, kapıyı açmadı. Kardeşinin yüzü çok güzel. Sana bakıp sana benzemesini istemiyoruz. Birkaç yıl dolaş, öyle gel. Dedi ve ben de yüzü oturunca döneceğim. Hı, çok mantıklı. Geçen de babam beni nüfusundan çıkarmaya çalıştı bro. Ama başaramayınca kendisini kendi nüfusundan çıkardı. Şu an annemin kızlık soyadını kullanıyor biliyor musun? Onunla aynı soyadı taşımak onun mesleki kariyerine zarar verebilirmiş. Baban ne iş yapıyor ki? Estetik cerrah. Ağlanacak halimizi gülüyoruz bro, farkında mısın? Şu hayatta hiçbir başarımız yok ama hiçbir başarımız. Elimize bırak kadın elini, kadın elini değmiş, erkek eli bile değmedi. Ve müzik kariyerimiz yok. Müzik kariyerimiz yok. O yüzden ben de yanımda bunu getirdim. O ne bro? Zehir. Eğer bunu paylaşarak içersek bir saat içinde acısız ve mutlu bir ölüm bizi bekliyor olacak. Rütütüler final yapacak. İbrahim sen çıldırdın mı bro? Ne yani kimse bize bakmıyor diye, beş kuruşumuz yok diye, çok çirkin yaratıklarız diye, hiç sevgilimiz olmadı diye. Yani ben geçen cansız vitrin mankenine çıkma teklif ettim ve reddedildim diye ölmeli miyim bro? Ver şunu. İbrahim, galiba bunu artık yapmamız gerekiyor. Ah, galiba ölüyorum. Hemen değil mi? Bir saat sonra. O zaman hadi sen de iç bro. Bilal, ben düşündüm de acaba hayata bir şans daha mı versem? İbrahim, bu gitarı ağzına geçiririm senin bro. Tamam bro, içiyorum. İşte bu kadar. Ne kadar basitmiş. Bir saat sonra ölmüş olacağız. Elveda dünya. İbrahim, bence doğru bir şey yaptık bro. Sonuçta yaşayıp ne yapacağız ki? Evet, şu hayatta şans bir kere bile yüzümüze gülmedi. Bir kere bile. Eğer şansımız bir kere yaver gitseydi, biz ona tutunurduk. Onunla yaşamak isterdik. Yaşardık da ama hiçbir zaman şans yüzümüze gülmedi. Evet bro. Yerde 100 lira buldum. Şans yüzümüze güldü, görüyor musun? Boş ver. O sadece tesadüftür bro. Hayat ilk ve son kez güldü yüzüne. Ama bundan sonra öyle olacak diye bir şey yok. Haklısın bro. Bundan daha iyi bir şey gelmez ki başımıza bro. Bence de. Bundan sonra asla iyi bir şey olmayacak. Kesinlikle iyi bir şey olacağını zannetmiyorum. Kim? Aa, bu telefon çalıyor muymuş bro? Güzel bir sesin. Alo. Bilal Bey merhaba. Dünyanın en çok ve en kolay kazandıran yarışması Kazanmaya Var Mısın'dan arıyoruz. Bizimle yarışmaya ve kazanmaya var mısınız? Yokum. Yani şu an varım ama birazdan yok olacağım. O yüzden yarışmaya da gerek yok bro. Anlıyorum ama şunu cevabını verirseniz adınız nedir? Bilal.
Ve sorumuza doğru cevap verdiniz. Bizden son model bir spor araba kazandınız Bilal Bey. Arabanızı bir saat içinde radyomuzdan alabilirsiniz. Eğer almazsanız araba hakkınızı kaybedeceksiniz. Şimdiden tebrikler. İbrahim, hı? Ben az önce son model bir spor araba kazandım bro. Güle güle kullan kardeşim. Bundan sonra ancak öyle öyle kullanabilirim İbrahim. Küçük bir ölüm şakası, güzeldi. İbrahim, şimdi birden spor araba falan olunca bir kafam karıştı. Acaba ölmemeli miyiz bro? Ne alakası var bro? Bizim amacımız spor araba kazanmak ve para kazanmak değil ki. Bizim müziğimiz sevilsin istiyoruz. Ama hiçbir hayranımız yok. Bu kadar konserler düzenliyoruz, hiç kimse gelmiyor. Anladın mı? Asıl derdimiz bu. Doğru söylüyorsun bro. Başına arkadaşlar. İşte bu. Gelmeyin, gelmeyin. Bir insan kötü şarkı söylüyor diye dövülür mü? Gelmeyin. Ya, ne dövmesi ya? Biz sizin büyük hayranınızız ve konserinizi izlemeye geldik. Evet, gerçekten biz otobüs tutup geldik sizi izlemek için. Ama konser web sitenize 4 diye yazıyordu. Erken başladınız konsere. Aa. Ups, saati yanlış yazmışım Bilal. Bizim fanlarımız varmış. Ops mu? İbrahim, kimse bizi sevmiyor diye az önce zehir içtik. Ve senin tek söyleyeceğin şey... Ops mu? Evet arkadaşlar, doğru duydunuz. Biz az önce zehir içtik ve bir saat içinde öleceğiz. O yüzden konser iptal. Ya ne diyor ya? Ya alacağım şimdi. Müziğine inandığım tek grup artık yok. Gidelim arkadaşlar, artık onların fanı olamayız. Yazıklar olsun. Tüm be! Elveda. Hadi gelin. Hadi gel Mehtap, ormanda kaybol. İbrahim, hı? Benim fanım varmış. Ben sadece evdeki fanım benim fanım zannediyordum. Zaten o da bozuk çıktı bro. Üzülecek bir şey yok bro. Birkaç tane hayranımız var diye ona sevinecek değiliz. Bizi hiçbir prodüktör beğenmedi, hiçbir yapımcı beğenmedi. Şu hayatta hiçbir albümümüz olmadı, bir klibimiz bile çekilmedi. O yüzden ölmek bence doğru karardı. Doğru söyledin bro. Kimse bize albüm yapmak istemedi. Üçücülere bakmıştım. Biziz. Siz kimsiniz Helikopter Bey? Ha! Evet, ben de sizi arıyordum. Ben Enici Vokkey. Müzik... Müzik, film anonim şirketi başkanı Mustafa Anonim. Ne olursunuz bize kötü şeyler söyleyin. Ne olursunuz. Müziğiniz çok kötü. O yüzden sizi dövmeye geldik deyin. Ama sakın iyi bir şey söylemeyin. Hayır, hayır. Hiç öyle bir şey yok. Az önce Twitter'da paylaştığınız videonuzu Madonna retweetledi. Ve artık dünya çapında meşhursunuz. Hadi lan. Really? Ve ben Enerji Okey film müzik yapım olarak size bir albüm yapmak istiyorum. Dreamler Street'i. Ya senin inadın bana mı kardeşim? Biz çok kötü şarkı söylüyoruz. Böyle bir şey olamaz. Saçmalama. Ne alakası var? Hem biz Türkiye Star şarkı yarışmasına bile katıldık. Orada da olmadı. Hmm, neden? Kimse dönmedi mi? Yo, bir jüri döndü. İyi işte, beğenmişler sizi. Ya öyle değil. Mesleği bırakıp memleketine döndü. Tokat'ta mandıra açmış. Her neyse, ben onlara benzemem. Merak etmeyin. Eğer kabul ederseniz şimdi tak diye kontratı yapabiliriz. Albüm hazır. Hatta klip bile hazır. Hı? Klibinizde oynayacakları sayıyorum. Angelina Jolie, Scarlett Johansson ve Kim Kardashian. Kim? Kardashian. Ve de kardeşleri. Hı? Hazırsanız hemen albümü yapabiliriz ama şöyle bir sorun var. Hepsiyle teker teker öpüşmek zorundasınız. Tabii kabul ederseniz. Defol git lan buradan. Defol git buradan. Bu zamana kadar neredeydiniz? Zehir içtik, zehir, defol. Şöhret sizi çok çabuk bozdu. Yazıklar olsun. İleriden al beni, ileriden. Görüyor musun? Bak sen şu işe. Şans işte. Bilal. Gözün seyiriyor bro, korkuyorum. İbrahim. Ölümlerden ölüm beğen bro. Beğendim. Zehir. Az önce içtim. Beni öldürüp de günah girmene gerek yok bro. Zaten birazdan öleceğim. O da doğru bro. Hem bir prodüktör bizi beğense, bize iş yapsa ne olur? Bizi kadınlar beğenmiyor. Şu fani dünyada bir kere bile kız arkadaşımız olmadı. Kızlar bizi hiçbir zaman sevmedi bro. O yüzden ölmek en doğru karar. Doğru söyledin bro. Kızlar bizi sevmedi. Ah, aman tanrım, kızlar sonunda iki erkek bulabildik. Selam.
Merhaba. Merhaba. İbrahim, biz sanırım öldük bro. Bunlar da huriler. Cennete geldik. Çok şaşkınım ama geldik bro. Böyle çok güzel, sakın bozma İbrahim, bozma dedim. Bir saniye, bir şey anlamam lazım. Ölmemişiz bro. Bunlar gerçek dişi. Saçmalama İbrahim. Benim yanında olduğum tek dişi dedemin takma dişiydi. Ne oluyor kızlar? Merhabalar, selam kızlar, bunlar çok tatlı. Biz mis gibi Turkey Güzellik Yarışması'nın finalistleriyiz. Hı. Ve ileriki villada kalıyoruz. Bir parti yapmak istedik ama hiç erkek arkadaşımız olmadığı için partiyi yapamadık. Bizimle gelmek ister misiniz? İster misiniz? Düşünün, en çirkinimiz böyle. Kapıda arabamız bekliyor, hadi hemen gidelim. Hadi ateşi topla, ateşi topla İbrahim, çabuk ol gidelim. Nerede, nerede, villa nerede? Villa yakında. Nerede? Bir saat uzaklıkta. Gider misiniz buradan? Gider misiniz? Niye? Ya arkadaşımla özel bir şey konuşacağım. Çıkar tamam, mısınız? Tamam tamam ama bekliyoruz kapıda. Tamam mı? Bekliyoruz. Zehri beklemeden seni kendi ellerimle öldüreceğim bro. Bir villa dolusu kız var. Bunu söylediğime bile inanamıyorum. Ve biz zehir içtik bro. Tamam ama sinirlenmene gerek yok bro. Ne olacak yani? Alt tarafı bunlar Türkiye güzeliymiş. Hayır, kainat güzeli olsalar anlayacağım sinirlenmeni. Ne? Ne oluyor? Bismillah, ne oluyor? Bilal, korkuyorum bro. İniyor şu an. İniş yaptı, yumuşak indi. Ne oluyor ya? Ne oluyor be? Merhaba Redditçiler. Biz kainatın en güzel kadınlarıyız. Kainat güzelleriyiz. Venüs gezegeninden geliyoruz ve üremek için sizi seçtik. Bir gezegen dolusu kadın olarak sadece sizi istiyoruz. Niye biz? Siz evrende eşi benzeri olmayan iki türsünüz. Sesiniz de, tipiniz de çok çirkin. Tam bize göre. İsterseniz bizim gezegene gidelim. Ama yol yarım saat sürüyor. İbrahim. Yetişemeyiz. Neden? Şanslıyım. Bu kadar şanslıyken ölmek neden İbrahim? Çünkü zehir içtin. O da doğru. Geliyor musunuz? Bacım gider misiniz buradan? Gider misiniz lütfen buradan? Yettiniz artık ya. Hepsi aynı günü buldu İbrahim. Gider. Size son bir şans. Kabul ediyor musunuz yoksa klibi iptal ediyorum? Üf, gelmiyor musunuz? Çok sıkıldık ama bekliyoruz yani kapıda. Ya yeter. Gider misiniz? Size artık gidin. Hiçbiriniz istemiyoruz ki gidin. Siz iyice şımardınız ya. Çıkın buradan. Kızlar beni Mars'a kadar atar mısınız? Tamam merak etmeyin ben sürerim. Abro. Oh be. Ha İbrahim. İşte yine başladığımız yerdeyiz. Evet, her şey bitti. Artık huzur içinde ölebiliriz. Evet bro. İbrahim. Biz neden hala ölmedik bro? Hı? Bro, az önce yanlışlıkla zehir yerine bir şişe vitamin içmişiz. Bir dakika bro, nasıl yani? Biz önceden daha da mı sağlıklı durumdayız şu an? Kesinlikle. Ve bir sürü teklifi reddettik bro. Evet bro. Scarlett Johansson, Angelina Jolie, Kim Kardashian ve kardeşleri. Hepsi. Sen şu an bu mutsuzlukta, moral bozukluğunda gitar mı çalacaksın bro? Gitarı kafana çalacağım bro. Sana doğudan gireceğim bro. Gel buraya. Doğudan girebilirsin ha. Ailesiyle çok faaliyette bulunan var mı? Şurada bir beyefendi var. Ali Bey merhaba. Merhaba. Yanındaki Mehtap arkadaşım.
Her hafta bir aktivasyon. Her hafta. Her hafta da evlendiriyor. Sizin yani, adınız ne? Benim adım Bahri. Bahri? Evet. Yanınızdaki hanımefendinin adı ne? Mehtap Hanım. Mehtap Hanım. Evet. Mehtap Hanım her hafta bir aktivasyonda mı? Evet, aynen öyle. Her hafta birisini evlendiriyor. Her hafta birisini evlendiriyor. Ne? Ya evlendiriyor ya nişanlandırıyor. Evet. Şimdi ben şöyle bir şey sordum. Ailesiyle vakit geçiren, aktivitelerde bulunan var mı dedim. Siz aile kurduranı... o da bir aktivasyon değil mi Ali Bey? Tabii. Yani siz konuşmak istediniz Bahri Bey, benim anladığım. Arkadaşım verin biraz daha devam. Ne yapıyor peki? Her hafta birini mi evlendiriyor? Yani illaki birisi gidiyor. Sonra işte ailesiyle birlikte dediğim gibi zaman geçiriyor sürekli. Hatta bu zamanı... Siz Mehtap Hanım'ın ailesiyle birlikte zaman mı geçiriyorsunuz? Yok, ben değil. Şimdi bana söz veriyor. O sözünü ailesi yüzünden beni ekebiliyor. Sizde durum ne? Bende durum ne öyle. Bende bir şey yok. Rahat böyle. Siz bekarsınız yani. Evet. Size niye bir destek olmuyor? Söylüyorum yapmıyor bunu. Benim güzellerim çok evlendiği için sürekli. Mehtap Hanım sizi de ayağa rica etsem. Ay özür dilerim. Öyle yani. Anlamadım neden böyle bir şey yaptı Bahri ama şu an. Bahri Bey kuyusunu kazıyor değil mi şu an? Evet. Siz her hafta birini evlendirmiyorsunuz. Kuzenler çok. Her hafta evleniyorlar mı? Evet. Aynen. Peki... Kuzen, arkadaş hepsi. Bahri Bey'e göre bir kısmet yok mu? Herkes kendi bulsun bence ya. Öyle self-service diyorsun. Aynen. O zaman Bahri Bey'i geri alayım mikrofona. Bahri Bey, olaylar hiç anlattığınız gibi çıkmadı. Siz Mehtap Hanım'ı tanıyor musunuz önceden hiç? Kendisi bambaşka şeyler söylüyor. Ben şu an kandırıldım. Size de sinirlendi şu an. Yok, sinirlenmemişim. Siz evlenmek istiyor musunuz? Yok, ben evlenmek istemiyorum. Böyle niye tembihliyorsunuz Mehtap Hanım'ı? Bir önce gitsin diye. Sonra evde kaldım diyor ama... Ha, Mehtap Hanım evlensin istiyorsunuz siz. Evet. Mehtap Hanım size evde kaldım mı diyor. Ben bunların hepsini kaydını yapıp size göndereceğim bugün. Biz de bunları kaydettik, size göndereceğiz. Peki var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Efendim şimdi bizim de iki tane ailemiz var. Devamlı beraberler. Devamlı ne yapıyorlar? Yarışıyorlar. Ama bir türlü galibiyet sevinci yaşayan ailemiz yok. Bakalım sunucuya nasıl zor anlar yaşatacaklar? Ailelerimiz ne değişiklikler yapacaklar? İzleyip görelim efendim. Buyursunlar. Sevgili seyirciler, çak yapıp yüksek bir şekilde başlamak istediğim yarışma maalesef yarışmacıların zekasına takılıyor. IQ seviyesinin yeni yürümeye başlayan çocuklar gibi sürekli yere düştüğü program Aileler Yarışıyor'a hepiniz hoş geldiniz. Son iki haftadır bir tek soru bile bilemeyip ikinci tura yükselemeyen yarışmacılarımız maalesef yine bizimle. Evet. Üçüncü tur olduğu için artık kendilerini tanımıyoruz. Ve yarışmamıza başlıyoruz. İbrahim ve Fikri Bey geliyor. Hadi bak. Hadi. Evet. Hoş geldiniz. Sevgili İbrahim Bey ve Fikri Bey. Görüşmeyeli neler yaptınız? Hanım, çocuk be, mangala gittik, AVM'ye gittik, dükkanlara girdik, çıktık, alışveriş yapmadan eve geri döndük. Bildiğim kazandık. Bravo. Evet, demiştim, çok çalıştım, çok çalıştık, bu sene kazanacağız. Doğru bildim değil mi Mis Bey? Doğru mu? Kardeşim, ben soru sormadım ki. Sadece muhabbet olsun diye ne yaptınız diye sordum.
Ama ben çok çalıştım, çok konsantreyim. O yüzden biraz heyecanlandım. Kusura bakmayın. çok çalıştık, çok konsantreyiz. Büyük ödül olan daireyi bu sefer kesinlikle çiki çayı salacak. Daire mi? Evet. Yarışmanın ödülü araba, araba. Hadi ya. Ben bir yıllık şampuan sanıyordum. Sevgili seyirciler, yarışanların ne için yarıştığını bilmediği programımız devam ediyor. Evet. Hazırsanız sorumuz geliyor. Çok basit bir soru. Hemen bilebilirsiniz. Ama konu siz olunca insan tabii ki bir emin olamıyor. Sorumuz şu. Kaç tane duyu organımız vardır ve isimleri nelerdir? 5 tane duyu organımız vardır. 5. Ben şok. Gerçekten çalıştınız galiba. Kuzeyinoğlu. Evet, eğer doğru cevap gelirse yarışma tarihinin ilk doğru cevabı olacak. Alalım isimleri. 5 duyu organımız vardır. Televizyon, radyo, müzik seti, megafon, telefon. Televizyonu görüyoruz, duymuyoruz ki ya. Aman aman. Duymuyoruz ki. Sana değil. 5 saniyede olsa sana inandığım için ben kendime kızıyorum, kendime. Hiçbir ümidim olmadan Fikri Bey'e dönüyorum. Evet Fikri Bey. Duyu organları ilgilendiğim bir alan. Göz var, bu bir görmeye yarar, bir etti. Kulak var, duymaya yarar. Öğretmenler genelde çekmek için kullanır. Burun var, size bakınca hatırladım. 3 etti. Dil var, dil. Dondurma yalamaya yarar. 4 etti. Deri var, dövme yapılır. 5 etti. 6 diyorum. 5 saydın. Hangi akla hizmet 6 diyorsun kardeşim? 6 diyorum evet çünkü sorunun şaşırtmaçta olduğu gün gibi ortada. 5 deyip beni şaşırtmaya çalıştınız ama ben 6 diyerek sizin bu oyununuzu bozdum. Ben sizi şaşırttım. Cevap 6. Ya kardeşim, kaç programdır şaşırtmaçlı dediğin hiçbir soru şaşırtmaçlı çıkmadı. Şaşırtmaçlı soru sormuyoruz belli ki. Yanlışsın, yanlış. Neye göre yanlış? Kime göre yanlış Mesut Bey? Üzerimizden oynadığınız oyunlarla ailemizi kenetlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi böyle mi yiyeceksiniz? Benim cevabım net. 6. 6 duyu vardır. İstiyorsanız hemen söyleyeyim. Ha bir de özgüvenlisin. Ha söyle, söyle bakayım. Ümit Besen. Ümit Besen mi? Evet. Ya sorumuzla ne alakası var kardeşim? Duyu organlarını soruyorum ben. I love you, I love you. Do you love me? Yes, I do. Do you love me? Yes, I do dediğine ben bir duyuyum diyor. Evet sevgili seyirciler. Türkçeden sonra İngilizcenin de katlediği programımız devam ediyor. Ve ikinci sorular için eşler geliyor. Hadi efendim. Salam direk efendim. Hanımlar hoş geldiniz. Bence siz daha başarılı olacaksınız. Eminim ben bundan. Çok kolay bir soru geliyor. Hazır mıyız? Hazır. Türkiye'nin nüfus olarak en kalabalık ili hangisidir? Bravo. Erdek. Erdek mi? Evet. Geçen yaz Erdek'e gitmiştik. Türkiye'nin çok kalabalık bu kalabalık bir ili. İğne atsan yere düşmeyen bir ilimiz. Cevap veriyorum. Cevabım Erdek. Erdek il değil, değil. Tabii il değil Erdek ya. Erdek bölge, Karadeniz, Marmara, İç Anadolu Erdek ama. Of ya. O Anadolu'nun yanı ya. Üzüldüğü şey bile yanlış adamın ya. Sinem Hanım, size dönüyoruz. Buyurun. Metin Şentürk Bey, ne olur yardımcı olun. Yok, Mahmut Tuncer. Ama ne olur yardımcı olun. Benim çocuğum var, Alzheimer hastası. Sizin çocuğunuz yoktu. Yok, ben onu tamamen unutmuşum. Demek ki benim Alzheimer hastası. İşte insan hep unutuyor. Ne olur yardımcı olun. Lütfen rica ederim. Bakın bu iyiliğinizi hiç unutmayacağız ailece. Hanım, bir cümle içinde 75 kere kendinle çelişiyorsun. Git yardım alma senden, hadi. Sen cehennemin 7 kat altında akreplerle koyun koyuna uyu inşallah. İnşallah. Tamam. Tamam, tamam. Yardım edecek. Bu ha. Bende. Ha. Bende, bende bu. Harf alabiliyor muyuz? Alamıyorsun. Harf atabiliyor muyuz? Harf atarım o zaman. Kalabalık. K'yi attım. Alabalık. Alabalık. Denizde olur. Deniz. Ne deniz?
Mesela Karadeniz, Karadeniz, Karadeniz de kalabalık il. Kalabalık olur ordu. Ordu'da bir ordu adam var. Ordu! Allah Allah. Ama soru çok zordu. Sevgili seyirciler, yarışmacılarımız adına bütün ordulardan özür diliyoruz. Hatta bütün yurttan ve yavru vatan Kıbrıs'tan özür diliyoruz. Ve üçüncü sorumuz için üçüncü ruh hastaları buraya geliyor. Bahadır ve Mustafa. Evet. Hadi Baldız, güveniyoruz sana. Ya Baldız kadın olur, kadın. Ben erkeğim ve Baldız'ım. İnsanı insandan ayıramazsınız Mesut Bey. Tepkiliyim. Ben ağzına bir tepkilerim senin ama bakma şimdi burada seyirci var da ben bir şey yapamıyorum. Başarılar. Ya kes ya, kes. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorunuz çok kolay. Evet. Çok basit. Evet. Sakin olun. Evet. Düşünerek cevap verin. Sakin zaten. Susarak dinleyin beni. Hı hı. Evet, soru geliyor. Kayseri mantısıyla ünlü olan ilimiz hangisi? Ha. Arkadaşlar. Efendim. Kayseri bir il, değil mi? Tabii. Kayseri mantısı da bir yemek. Evet, yemektir, doğru. Değil mi? Evet, evet. O zaman sorumuzun cevabı ne olabilir? İzmir. İzmir mi? Evet, İzmir. İzmir'in Kayseri mantısı mı meşhur? Evet, ben İzmir'de yemiştim. Çok güzel orada oluyor. En güzeli orada. İzmir. Ama ben cevabımdan eminim yani. Git lan, git. Masana git, çabuk masana git, beni delirtme. Saygısız, terbiyesiz. Kötü dövmeli. Bahadır Bey. Benim. Bence siz bu soruya cevap verebilirsiniz. Verebilirim. O donanımınız var. Donanım. Evet. Yani iyi düşünün. Soruyu tekrar ediyorum. Edin. Kayseri mantısıyla ünlü olan ilimiz hangisidir? Belki de cevap sorunun içerisinde. İçinde. Kayseri mantısı. Evet. İle. İle var. Ünlü ilim. Ünlü! Git lan masana. Masana git. Git masana yardımı. Beni çıldırtma. Yardıma çıldırtma dedi. Bir şey söyledi. Evladım acaba Kayseri olabilir mi diye düşünmüyor değilim. Babacığım lütfen saçmalama. Kayseri mantısı diyor. Kayseri'nin pastırması meşhur. Doğru söylüyorsun. Bir an boş bulundu evladım. Affet beni. İbrahim mantıkla gidelim. Mantıkla gidelim. Gidelim. Şimdi mantı neyden yapılır? Hamurdan. Hamur neyden yapılır? Undan. Un neyden yapılır? Buğdaydan. Buğday neyden yapılır? Fakat buğday neyden yapılır? Buğday da buğdaydan yapıyorlar demek ki. Bilginin olmadığı yerde cevap vardır. Cevap veriyoruz. Cevabımız buğday. Sen tam bir beyin fırtınasını açtın. Seninle gurur duyuyorum karıcığım. Evet Mesut Bey, cevabımız buğday. Kayseri mantısıyla ünlü olan ilimizin cevabı buğday mı? Evet, evet buğday. Ama çok şanssızız bugün. Hop ya. Mesut Bey, geç oğlum. Ben bütün yarışmacı arkadaşlarıma, ailemi karşı taraf adına bir haksızlığı dile getirmek istiyorum. Sorduğunuz bütün sorular bizim beynimizi kullanmadığımız lobundan geliyor. Beynimizi kullandığımız lobundan sorsanız biliriz. Ha, beyniniz var yani. Tabii ki var. Beynimiz olmasa nasıl nefes alacağız? Sorun mesela, beynimi kullandığım lobunda ve geometriye çok hakimim. Geometri sorsan hemen bilirim. Kaç bölüm oldu hiç geometri sormadın. Tamam lan, al sana geometri sorusu. Üçgen kaç kenarlıdır? Üçgen... Üçgen nasıldı ya? Vücut o ya. Vücut mu? Allah çiziyorum. Çiz lan. Çiz lan. Bu mu? Bu mu? Al, al bakalım. Bak yok. Al. He, aldım. Gel lan. Üçgen. Bir, iki, üçgen. Evet. Üçgen. İsminden de hiçbir ipucu alamıyorum. Şimdi babacığım, ben biraz analitik düşüneceğim. Düşün aslanım. Şimdi biraz hafsalamı zorlayacağım. Hı hı. Şimdi biz pizzayı severiz. Evet. En son büyük boy pizza söyledik. Ondan 8 dilim çıkar. Ama annem vejeteryan pizza söyledi. Babam onu sevmedi. Bir dilimi pizza arta kaldı. Tabii 8 dilimden bir dilim. 7! 7! Cevabımız 7!
Allah. Ah be oğlum, biz pizzanın kenarlarını yemiyoruz ki. Devam 8 olacaktı. Kullandırmıyorsun beynimin lobunu ya. Senin beyninin lobuna tüküreyim ben de. Sonucu bile bile diğer masaya dönüyorum. Evet. Şimdi o zaman iş başa düştü. Şöyle yapacağız. Ben elimi kullanmak zorundayım bu sefer. Eli var mı acaba? Eli var. Eli bak, sizinle nasıl oluyor? Üst kenara bak. Her kenara bir harf versek A, B, C. Tepe noktasından bir dik indiriyoruz. İndirmedik, ne gereği var ki? Bunlar 90 derece. H eşittir K çarpı P Pisagor bağıntısı. A kare eşittir B kare çarpı C kare. Bu Öklit bağıntısı. Evet. E eşittir MC kare. İzafiyet teorisini buldum. Neredesin sen? Gurur duyuyorum. Her iki tarafın eşitliğini sağlamak için içler dışlar yapıyorum. İki tarafı da Kuzey'in oğluyla çarpıyorum. Güzel bir. Kuzey'in oğlu. Evet. Kuzey'in oğulları birbirini götürdü. Üçgenin üç kenar olduğunun ispatını da yaptık. Beş diyorum. Allah Allah. Allah Allah. Bakın sevgili yarışmacılar. Ben sizinle bir program daha yapmak istemiyorum. Ama yapacaksınız galiba. Evet. Bu gece biri bir soruyu doğru cevap verecek arkadaş. O yüzden ben temkinli geldim. Bonus sorusu soruyorum. İbrahim Bey ve Fikri Bey geliyor. Gelin. Bravo. Bırak. Müzik falan verme, istemiyorum. Verme ya. Verme. Bonus sorusu soracağım. Evet, bonus sorusu geliyor. Pas. Lan daha soruyu sormadım. Sorunun şaşırtmacalı olduğunu hissettim. Ben pas diyorum, yokum. Sen zaten yoksun Fikri, yok hükmündesin ya. Sen yoksun, yürü git, uzaklaş. Allah. İbrahim Bey. Bu nasıl çalıyor sorunuz ya? Sorunuz geliyor. Nasıl çalabilir ki işte? Resimde gördüğünüz kimdir? Hadi bilme, hadi. Hadi bakalım bilme. Kim? Masamdan destek alabilir miyim? Gerçekten mi ya? Vallahi mi? Gerçekten. Aklımda bir isim var ama emin olmak için masamdan, ailemden destek almak istiyorum. Al lan git al. Bunu alabilir miyim? Al. Ben bunu tanımıyorum net. Bunu tanımıyorsun. Buna bakıyorsun ve tanımıyor musun? Bakıyorum, tanımıyorum. Çok net. Yani babana bakıyorsun, buna bakıyorsun ve tanımıyor musun? Ben bu yarışmada babamı tanımam. Çok net. Cinnet getireceğim ya, yemin ederim cinnet getireceğim. Hanımefendi, siz ne olur bir şey söyleyin. Vallahi şaşkınlık içerisindeyim. Tıpkısının aynısı. Evet, ben de aynı fikirdeyim seninle. O zaman eminim yani cevaptan. Evet İbrahim, kim bu adam? Aa, adam mı bu? Lan sus! Sen sus, sen sus. Hadi İbrahim, bilebilirsin. İnsan kendini bilir. Evet, insanın kendini bilmesi gerçekten çok önemli. O yüzden artık çok eminim. Evet. Bu fotoğraftaki kişi Brad Pitt. Şaşırttı. Çok özür dilerim. Gerçekten bütün seyircilerden... Düzeltiyorum Korhan Abay. Ya yürü git. Ekran başındaki seyircilerimizden çok özür diliyorum. Ben bunlar yüzünden haftada 3 gün psikoloğa gidiyorum ya. Ya yine ikinci dura çıkamadık bir türlü. Ağlama üzülme. Niçin ağlıyorsun ya? Ağlama gelin. Özür dilerim. Ya yürü git. Uzaklaş lan benden. Uzaklaş. Evet sevgili seyirciler. Hiçbir sorunun bilinmediği, ikinci tura bir türlü çıkamadığımız, saplanıp kaldığımız aileler yarışıyor. Haftaya bu saatte bu kanalda. Evet. Ya bırak! Hangi çekil, bırakın beni. Hangi gazeteye çıkacak? Ya ne gazete? Çekil. Çekil, bırakın beni. Teşekkürler efendim. Bilkent Televizyon Ödülleri 2018 bizi ödüle layık görmüş. Çok teşekkür ediyoruz Bilkent Üniversitesi'ne. Bu güzel ödüllere biz de layık olmaya çalışacağız. Layık olmaya devam edeceğiz inşallah. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet efendim. Yıllarca sakladığınız bir sır oldu mu? Bir arkadaşınızın sırrıdır. Söylememek gerekiyordur. Hiç böyle birinden bir şey sakladığınız oldu mu? Verelim beyefendiye mikrofonu. İsim ne? Mustafa. Tekirdağ'dan katılıyoruz.
kuzenim var. Bir yılbaşı akşamı... Adı ne onun? Altan şu an askerde, Gaziantep'te. Bir yılbaşı akşamı böyle bir toplantı yapmıştık aramızda. Sonra arkadaş biraz fazla kaçırdı. Biz onu hastaneye sıtmalama geldi böyle. Hala kendisi bilmiyor bunu. Ne geldi? İlk defa. Böyle titreme geldi. Ona bir şey mi deniyor? Sıtmalama diyordu o kendi. O akşam ona. Ha. Ama sıtmalama geldi, sıtmalama geldi. Bilmiyorum ne olduğunu zaten de. O kendisi öyle diyordu. Her neyse biz sabah oldu artık, aydınlandı. Hala çocuk titriyor. Ama biz oturuyoruz hala. Sizde bir panik yok yani, soğuk kaldınız. Yok yok, yani bir tane kova verdik eline. Yatıyor onunla. Her neyse, iyileşeceği yok, evlere de alışacağız. Dedik, bu hala arkadaşı hastaneye götürelim. Yalnız hala kendisi bilmiyor, açıklamadık. Şu an öğreniyor. Evet, şu an ya izleyemeyecek tabii askerde de. Hayır ama bir kaydederler. Ya, tabii. Söylerim ona. Her neyse, biz koyduk arabaya, götürdük hastaneye diye. Çorbacı gördük, durduk. Ondan sonra arabada bıraktık arkadaşı. 2-3 arkadaş çorba içtik. Geldik, bindik arabaya. Baktık, bayağı titremez olmuş. Götürdük geri. Sonra öğlen oldu. Yani siz çorba içince Altan rahatladı. Herhalde. Herhalde rahatladı. Götürdük geri. Öğlen de aradık, nasıl oldun filan. Ya dedik, seni hastaneye götürdük, hatırlıyor mu dedik. Yok dedi, hatırlamıyorum. Dedik, aç poponda iğne izi vardır dedik. Arkadaşlar sivilceyi iğne izi zannetsin. Onda... Poposunda sivilce vardı zaten. Varmış. Yani o öyle zannetmiş. O hala öyle biliyor onu. İğne olduğunu zannediyor. Bayağıdır, bir belki 5-6 sene oldu bu olay olalı. Kendisini hiç açıklamamıştık. İlk defa burada açıklıyorum bunu. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bizim de bir arkadaşımız var. O da ailesinden bir şey saklıyor. Bakalım ne saklıyormuş, sakladığı şey ortaya çıkacak mı, seyredelim. İşte Gülşen, sanatçıların evi burası. Heykeltıraş arkadaşım İsmail, Rus operacı arkadaşım Mehtapoviç ve ben, otör yönetmen Bilal Koçyiğit bu evde yaşıyoruz. Ve sürekli sanat konuşuyoruz. Sanat. Çok güzel. Ben sanatla bu kadar ilgilendiğini bilmiyordum bile. Aa, senin ilgilendiğimi anlamadın mı, sanatla ilgilendiğimi? Ya ben sanat mıyım? Çok sanatsın. Selam. Billi bilalitto. Neler oluyor burada? Merhaba şekerim. Ben heykeltıraş İsmail. Seni 5 dakikada yaparım. İster demirden, ister kilden. Nasıl istersin? Ay ya, çok güzel olur valla. Daha önce kimse benim heykelimi yapmamıştı. Bayılacağım heyecandan. Hello. I'm Mehtapoviç. Merhaba hanım. Yersen, bu da Rus operacı arkadaşım Mehtapoviç. Kendisi hiç Türkçe bir şey bilmez. Hiçbir Türkçe kelime bilmiyor. Ama inanır mısın, bütün türkülerimizi ezbere biliyor. Ha, Turku beni çok seviyor ama benim Türkçe bu kadar. Buna da şükür. Ay yani evin her yerinden sanat okuyor. Vallahi ben şu an şaşırdım. Hepinize bayıldım. Dur, daha bayılma. Asıl baş başa kaldığımızda sana son senaryomu okuduğumda bayıltacağım seni Gülşen. Kendi hayatımı anlattım son filmimde. İnanılmaz bir şey olacak. Adı da hazır. Dağ gibi. Dağ gibi mi? Ayol Beşlik Şaşal kendisine damacana muhabbeti yapıyor. Ay biliyorsun şakam geldi mi, tutamıyorum belli. Hadi kız, alışverişe gideceğiz. Belli ki bu evi kırklamamız lazım. Çamaşır suyu falan da alalım. Hadi. Gidiyorum. Hadi gidin buradan. Gidiyoruz. Bye. Gördün işte. Ne diyorduk Gülşen? Ha, film. Sana biraz senaryomu okuyacağım. Ay ya, böyle gala gibi oldu. Çok heyecanlı. Evet, başlıyorum. Yiğit Bilal karlar içinde yürümektedir.
avurtları ve gözleri çökmüştür ama heybetinden ve sarışınlığından hiçbir şeyi kaybetmemiştir. Hiç dur... Hay Allah. Bizimkiler galiba anahtarını unuttu. Hemen açayım. Aç. Babamlar geldi. Ne babamları ya? Babamlar geldi. Ay Bilal ne babası ya? Biz daha yeni tanıştık. Ben babamla mı tanışacağım bir kızım, yani? Babamla tanışmak ne demek? Babam beni kızlarla görürse öldürür. Beni burada alelade bir mühendislik öğrencisi sanıyor. Ne olursun, ne olursun şu perdenin arkasına... Saçmalama, saçmalama. Ne? Sus, geç şuraya. Onlar çık. Gidince ben seni çıkaracağım. Sesini sakın çıkarma. Allah kitap aşkına. Gülşen, Gülşen sakın sesini çıkarma. Allah'ım ben ne hallere düştüm. Allah'ım. Allah'ım. Hayal etmemiştim bu günü. İşte erkek canım ne hayal ediyorsun, ne oluyor? Kapımı... Anneciğim, babacığım hoş geldiniz. Burnumu kırıyordum lan zibidi. Sinirlendi, sinirlendi bak. Allah Allah. Lan suratıma kapıyı niye kapatıyorsun lan? He? Bana bak. Yoksa evde bir kız mı var lan? He? Benim sana gönderdiğim paraları yoksa kızlara mı yediriyorsun? Hanım topla eşyaları Kayseri'ye dönüyor. Aa, babacığım lütfen babacığım ne kız Allah aşkına ya. Etraf çok dağınıktı. Her taraf kitaptı biliyorsun çok çalışıyorum. Siz böyle şey olmayın diye, rahatsız hissetmeyin diye bir etrafı topladım. Ay benim güzel oğlum kurban olsun oğlum sana. Ay benim çocuğum. Babanı biliyorsun öyle sinirleniyor, sinir yükseliyor yükseliyor. Sonra indiriyoruz indiriyoruz onu. Dışına içeri koyayım da geleyim tamam mı? Eferin oğlum, eferin. Dersleriye iyi çalış oğlum. Ama tertipli olmak çok önemlidir. Evet babacığım. Ne demiş atalarımız? Ne demiş babacığım? Tertipli olan, tertipsiz olandan daha tertiplidir. Aslında tertipler birbirini götürünce geriye pek bir cümle kalmıyor ama... olsun babacığım, ben yine de ders çıkarmaya çalışacağım. Eferin oğlum, eferin. Ders çıkar tabii. İyi. Maşallah, her şey de yerli yerinde. Evet babacığım, burada konuşalım. Niye orada şey yapıyorsunuz? Buyurun. Ben? Bu koku ne oğlum? Parfüm mü kokuyor lan? Hanım, topla eşyaları, Kayseri'ye dönüyor. Baba bir dakika, ne parfümü? Allah kitap aşkına, ne parfümü babacığım? Demin atomla füzyonu ayırdım. Herhalde onun kokusu sinmiştir. Benim kızlarla ne işim olabilir babam? Yalnız oğlum, hakikaten böyle salon birazcık kokuyor biliyor musun? Bence şu perdeyi biraz aralayalım, içeriye havayı sokalım. Aralayalım. Bütün sır perdesini araladın anneciğim. Oğlum o bir kız mı? Hangisi? Topla eşyaları Kayseri'ye dönüyor. Babacığım. Sürpriz. Ne oluyor lan? Sürpriz babacığım. Tanıştırayım. Gelininiz Gülşen. Ben geleceğinizi dayımlardan öğrenmiştim de babacığım. Size böyle bir sürpriz yapayım dedim. Babacığım izin verin Gülşen elinizi öpsün. Hadi öp bakalım. Evet. Oh. Hadi buyurun şöyle oturalım. Allah rahat Allah. Rahat gel canım. Ne oluyor? Gel canım. Olur olur. Oh bu işi de böyle canım. Geç geç geç. Bakın anlatırım şöyle. Geldik. Oturalım çıkma bakalım. Çıkma kolan giyinsin. Ne kadar hoş bir adam. Oğlum Bilal. Babam. Bunlar kim lan? Bunlar kim mi? Ne güzel soru. Bir daha sorar mısın babacığım? Bunlar kim lan? Bunlar kim? Bunlar kim? 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 Bunlar Gülşen'in annesiyle babası. Annesiyle babası Gülşen'in. Hangisi babası, hangisi anası? O anlamda. Babacığım kravatınız şey olmuş. Şöyle isterseniz biraz toparlayayım. İsmail baba, Mehtap anneciğim sizin de yemeniniz düşmüş. Şöyle şey yapın da hani nasıl istiyorsanız böyle bir şekilde yapın da. Böyle bir şey işte. İsmail babacığım evimizin kiralarını, faturalarını, her şeyini ödeyen canım babam geldi buraya. Canım babam buraya geldi. Herkes ayağını denk alacak. Darhu dar olun efendim. Mehtap, listen to me. The number you have cannot be... benim Türkçe ne olacak? Bilal, ne diyor hanımefendi anlaşılmadı. Şey diyor anneciğim, bu Türkçe ne olacak diyor ya. Nereye gidiyor diyor bu Türkçe ya. Kendisi edebiyat öğretmeni de.
Aman ben ne yaptım? Edebiyat öğretmeni mi? Ay bayıldım buna Bilal. Dünürüm edebiyat öğretmeni diye günlerde hava atacağım hayatı. Edebiyat öğretmeni diyeceğim. Babam kırla be. Oh, hadi oturalım. Oturalım hadi. Hadi babam. 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 Lütfen babacığım. Hadi otur. Anne. Mada otur, mada, mada. Otur. Hadi oturalım. İşte biz size böyle bir tanışma organizasyonu hazırlamıştık anneciğim, babacığım. Vallahi güzel. Böyle sürprizleri ben severim. Hem ne demiş atalarımız? Ne demiş babam? Gelin kadar ailesi de önemlidir. Çünkü ailesi kadar önemlidir de gelin. Hadi gelin ata binelim falan mı diyor? Ya öyle gibi yani. Gibi bir şey. Sen ne karıştırıyorsun babam? Sen işine bak ya. Kızımız ne iş yapıyor? Bilmem ne iş yapıyor. Kızım sen ne iş yapıyorsun? Yani siz şimdi kızınızın ne iş yaptığını bilmiyor musunuz? Ben anlamadım. Ulan ne yapıyorsun? Zaman kazanıyorum ulan. efendim, babam her zamanki gibi latife yapıyor. Ben bana da, ya ben okulu bitirdikten sonra böyle bir türlü bölüm seçemedim. Astronot mu olsam, bankacı mı olsam diye. Ha, bence bankacı ol. Astronotluk zor. Zor. Hani ayağın yere basmıyor be. Bir de eve geliş gidiş saatin belli değil. Hatta bazen senelerce gelmiyor, onu diyorum. Senelerce gidiyor. Gerçekten çok alemsiniz. bence en güzel meslek nü modelli. Nü? Yani çıplak. Çıplak gözlemcilik. Çıplak gözlemcilik. Yani nü. Notification, notification anlamında. Babacığım. Şimdi o şöyle bir meslek. Çıplak gözle analiz ediyorsun babacığım. Sonra bu raporları bankalara falan veriyorsun. Ama gözlük falan takamıyorsun yani. İlle çıplak göz olması lazım. Biliyorum. Ya biliyorum. Ama çok güzel Bilal. Evet. Karizmatik bir iş değil mi? Evet anne. Çıplak olarak bakacaklar hayat. Her şey çıplak. Gözlüksüz yani çok iyi. Şey Mehtap Hanımcığım, biz kaynaşamadık. Nerelisiniz? Tunceli, o Tunceli'li. Güzel, güzel. İlçe olarak da. Mazgirtli. Ama olur mu? Habire aramıza şey diyorsun, bırak biz kendi kendimize konuşalım. Konuşmasanız mı? Yok, olur mu öyle şey, dünürüm ya. Ben de Bitlisliyim. Çarşamba günü gideceğim. Memlekete gelir misiniz benimle? Çarşamba günü silahladı. Bir yar sevdiğim. Anne, anne, anne. Bilal ne diyor hanım onu? Anne şey diyor, çarşamba diyor sel aldı. Hani işim var anlamında. Edebiyatçı ya, mecaz yapıyor. Mecaz yapıyormuş hayatı. Okul tabii hafta okul, içi. Tabii, hafta içi. Bir de mecazlı. Mecaz. Ay çok onur duydum. Vallahi çok gurur duydum. Hem şarkı söylüyor hem edebiyat. Çok onur duyuyor. Hiçbir şey hazırlayamadık ama bak Bilal. Bak kuru kuru oturuyoruz ya. Olsun be anne. Hayat hiçbir şey yapamadık. Vallahi olmadı. Olmadı ya. Ama Mehtap Hanımcığım ben inanılmaz iyi zeytinyağlı da yaparım ya. Zeytinyağlı giyimim aman. Basma da fıstan giyimim aman. Tamam anne, tamam. Basma da fıstan giyimim aman. Tamam. Ha şey diyor herhalde. Zeytinyağlıyı sevmem mi diyor Bilal kibarca. Anne yok yok şey. Mehtap annem aynı zamanda müzik derslerine de giriyor. Çok idealist bir öğretmen. Okulda dersler boş olunca müzik dersine de o girmiş. Arada aklı şarkıya Türkiye'ye gidiyor değil mi? Değil mi? Ya öyle öyle. Müziğe de giriyor anneciğim. Mehtap annem de zaten şeye gidecekti, pazara. Bazara gidecekti pazara. O biraz pirinçtir, bulgurdur bir şeyler alacak. Abi bulguru kaynatırlar. Şimdi de bulguru kaynatırlar. Anne. Dur anladım ama anladım. Şey diyor, ben bulgur yemem ama sana diyor içli köfte tarifi verem değil mi? İmalar verdim mecazlı ya. Ama darılacağım ben anlamadıysam Bilal, anlamıyorum ya. Darıldın mı cici bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım, kumruğu gibi koklaşalım. Bilal zorlanıyorum ama ben ilişki kuramıyorum. Evet. Sonuçta edebiyat öğretmen, müzik öğretmen gurur duyuyorum hayatı ama arada da anlaşmamız lazım birbirinden sonuçta. İleride biz günlere gideceğiz. Mesela ben Suzanlara güne gittiğimde nasıl götüreceğim bunu Suzanlara? Kör olasın Suzan, Suzi, Suzan, Suzi.
Yeter mi acaba? Ya, hakikaten yeter bir ama kusura bakmayın alınıyorum ama artık yani. Evet yeter. Ne oluyor canım? Aa, ölü toprağa serpildi üstümüze. Hadi babacığım artık konuya girelim mi? Gülşen'i isteyelim mi anasından babasından? Ne olur babacığım Gülşen 2 dakika. Ne diyorsun oğlum sen ya? Öyle löp diye kız mı istedin? Daha tanışmıyoruz bile, tanımıyoruz birbirimizi ya. Zaten hiç istemenize gerek yok ama illa ben vereceksem verdim gitti. Alın hayrını görün ya. Bu ne diyor ya? Ulan esnaf gibi. Arkadaş oldu olacak pazarlık da yapalım o zaman. En son ne diyorsun bu kıza? O zaman ben böyle mi diyeyim ya? Yok Bilal istiyor. Ben istemiyorum. Benim kızlarla işim olmaz. Ah, evli barklı adamım beyefendi ben. Abi ne uzadı ya bu muhabbet? Vallahi çok sıkıldım. Hadi buradan direkt belediyeye gidelim de nikahımızı kıyalım. Şuradan Dolmuş'a biner gideriz. Ya hadi ne belediyesi artık yeter. Ben dayanamıyorum artık ya. Bırak bırak beni. Efendim bakın ben Bilal'in evleneceği kız falan değilim. Değilim ya. Öylesin öylesin. Değilim değilim. Hayır beni bugün film izleyeceğiz diye buraya çağırdı. Ben de geldim bu kadar. Onlar da benim annem babam falan değil zaten. Bilal'in sanat okulundan ev arkadaşları. Baba. Lan. Bilal. Sen mühendislik değil de yoksa sanat mı okuyorsun lan? Anne! Topla eşyaları, Kayseri'ye dönüyoruz ya! Ben önce... Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve desen...